Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kültür alanında yapılan faaliyetlerden bahsedelim. Öncelikle 1931 Türk Tarih Kurumu. Daha doğrusu Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ydi. Biz ona artık direkt Türk Tarih Kurumu diyelim. İlk başkanı Tevfik Bıyıklı oldu arkadaşlar. Şu anki ise Refik Turan'dır. Tabii bu her an değişebilecek bir bilgi Refik Turan. 4 ayda bir çıkarttığı dergi ise Belletendir ki bu adı bizzat Mustafa Kemal Paşa'mız koymuştur. Hemen kurulmasından hemen Sonra Türk Tarih Kurultayı yapılmıştır. Peki neden açıldı sorusuyla muhatap olabiliriz? Açılma amaçları nelerdir? 1. Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak. Türklerin etnik kökenini ortaya çıkarmak. Hangi ırka mensup olduğumuz bilgisi önemli bir bilgi arkadaşlar. O yıllarda Avrupa eksenli bir tarih anlayışı olduğu için Türkleri Mongol yani sarı ırk olarak göstermekteydiler ve dünya medeniyetinin hiçbir katkısı olmayan tam aksine dünya medeniyetini yıkıp yok eden bir medeniyet içinde gösteriyorlardı bizi. Bundan dolayı etnik kökenimizi ortaya çıkarmak hedefi var. Anadolu'nun geçmişini de ortaya çıkarmak hedefimiz var ki bu anlamda Hititlerin bile Türk olduğu savunuları ortaya çıkmıştır. Arkeolojik çalışmaları arttırmak. Bakın arkeolojik çalışmaları hatırlarsanız 2. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey ile başlamıştı. Onları arttırma amacımız var ve milli kültürü geliştirmek. Arkadaşlar burada genelde okuma yazma oranını arttırmak gibi, Türk ırkının üstün bir ırk olduğunu ispatlamak gibi yanlış seçenekler verilebilmekte. Türk kültürünün geliştirmesi amaçlandığı için arkadaşlar Türk Tarih Kurumu tabii ki milliyetçilik ile ilgilidir. Türk Dil Kurumu ya da Türk Dil Dili Tetkik Cemiyeti ilk başkanı Semih Samih Rıfat'tır arkadaşlar. Evet kurulmasından hemen sonra Türk Dil Kurultayı yapılmıştır. Peki bunun amaçları ne? Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. Özellikle Arapça ve Farsça etkisinden kurtarmak amaçlandı. Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak gibi hedefimiz var ki bunun için Türkçe yazılmış kaynakları taramak, bir Kutatkubili, bir Divan Lügatı Türk'ü taramak ve halk ağzından derlemeler yapma görevi var. Ve aydınlar ile halk arasında ortak bir dil oluşturmak ve de Türkçe'yi bilim dili haline getirmek. Arkadaşlar burada hem milliyetçilik hem halkçılık söz konusu. Bakın özellikle aydınlar ile halk arasında ortak bir dil oluşturmak anlayışı halkçılığa girmektedir. Peki okuma yazma oranını artırma amacımız var mı? Kesinlikle yok. Peki Türkçenin bütün dünya dillerinin temel olduğunu ispatlamak gibi bir hedefimiz var mı? Kesinlikle o da yok. Evet 1932 halk evleri. Arkadaşlar Türk ocakları binaları halk evine dönüştürüldü. Şuna çok dikkat edin. Türk ocakları hatırlayalım. Osmanlı döneminde ikinci Meşrutiyet yıllarında Yusuf Akçura tarafından 1912'de kurulmuş idi. Bu binalar Atatürk döneminde halk evlerine dönüştürüldü. Halk evleri arkadaşlar ülkemiz dışında da bir tane şube açmış. O da Londra'dadır. Halk evlerin kurucusu olarak Reşit Galip Bey kabul edilmekte. Çıkarttığı dergi ise arkadaşlar Ülkü dergisidir. Aslında her halk evinin kendine özgü bir de yerel bir dergisi var arkadaşlar. Örneğin ben Denizli'yim. Denizli'deki halk evimiz İnanç isminde bir dergi çıkarırken Antalya'daki halk evimiz Türk Akdeniz isimli bir dergi çıkartmış. Ama bunların bu halkenin ortak çıkarttığı genel dergi ise Ülkü. Peki neden açıldı halk evleri sorusunu soralım. Tabii ki Türk inkılaplarını halkımıza anlatmak. Halkın kültürel seviyesini yükseltme hedefi de var arkadaşlar. Ki her halk evinin kendine ait bir kütüphanesi mevcuttur. Okuma yazma kurslarını düzenlemek. Ki bakın okuma yazmayı doğrudan artıran dört unsurdan biriydi. Tevhid, tedrisat yani ilk zorunlu hale gelmesi, harf inkılabı, millet mektepleri ve halk evleri. Halkın sosyal hayatı katılımını arttırmak. Özellikle arkadaşlar bayram düzenlemeleri halk evleri tarafından organize edilmiş ve bulundukları yörenin sosyo-kültürel hayatını araştırmak. Dediğimiz gibi her halk evinin kendine özgü çıkarttığı dergide kendi bulundukları şehrin sosyo kültürel hayatını araştıran yazılarda yazmışlardır ve halkın el becerilerini artırmak yani bir nevi halk eğitim kursları gibi halk kelim kursları daktilo kursları gibi kurslar düzenlemekte görevleri arasındadır. Bu halk evleri arkadaşlar maalesef 1952'de Demokrat Parti Adnan Menderes döneminde kapatılmıştır. Tabii ki halkçılık ilkesiyle ilgili. Bunun yanı sıra arkadaşlar Atatürk döneminde etnografya müzesi açıldı. Nedir etnografya? Kültür müzesi. O yüzden bakın bu milliyetçilikle ilgilidir. Yine evet. Topkapı Sarayı ve Ayasofya müzeye dönüştürülmüştür. Resim ve heykel müzesi açılmıştır. Buna dikkat edin bakın şu iki müze milliyetçilikle ilgili demedik ama kültür müzesine milliyetçilik dedik. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. Devlet Konservatuarı açıldı ve şehir tiyatroları kuruldu. Şehir Tiyatrosu'nun kurucusu arkadaşlar Muhsin Ertuğrul'dur. Ki Şehir Tiyatrosu Osmanlı döneminde Darül Bedai adıyla faaliyet gösteriyordu. İşte Muhsin Ertuğrul bunu İstanbul Şehir Tiyatrosu şekline dönüştüren kişi olmuştur. Bir de arkadaşlar milli bayramlarımızdan bahsetmek istiyorum. Hangi tarihten itibaren milli bayramlarımız kutlandı? 1925'te Cumhuriyet Bayramı resmi olarak kutlanmaya başladı. 1921'de Ulusal Egemenlik Bayramı kutlanmaya başladı. Fakat 1927'de buna Çocuk Bayramı ilavesi yapılmıştır. 1935'te Zafer Bayramı, 1938'den itibaren de Gençlik ve Spor Bayramı kutlanmaya başlanmıştır. Bir de ayrıca şöyle bir bilgi sorayım arkadaşlar. 1935'e kadar da saltanatın kaldırılması ülkemizde Hakimiyet Bayramı adıyla kutlanmıştır. Arkadaşlar Türk beşlerinden bahsedelim. Kültürle ilgili videomuzda. Türk beşleri 5 beş kişi Avrupa'ya batı tazı eğitim almak için gönderilen müziklerimiz, müzisyenlerimiz ki bunlardan birisi Ahmet Adnan Saygun'dur ki Türkiye'nin ilk operası olan Özsoy operasını yazmıştır arkadaşlar. Yine Cemal Reşit Rey ki çok meşhur 10. yıl marşı onun bestesidir. Ulvi Cemal Erkin Necil Kazım Akses ve Hasan Ferit Alnar olmak üzere 5 kişilik bir Türk beşlerimiz var arkadaşlar. Evet bir sonraki videomda da sosyal hayatla ilgili inkılaplardan bahsedeceğiz.